Aslında kuraklık hala devam ediyor. Bunu bilmek lazım. Evet, son zamanlarda yağışı biz gördük. Aslında yağış olarak değil de düzensiz hava koşulları dikkatimizi çekti. Aslında iklim değişikliğinin en önemli etkileri de öngörülemeyen düzensiz hava koşulları. Dikkat ederseniz uzun yıllardır Trabzon'da ve çevresindeki illerde, hatta Artvin'den tutun Rize'ye kadar bu şekilde bir rüzgar biz ne yapmadık, görmedik. Ve bu anlamda hala kuraklık devam ettiğini söyleyebiliriz. Ama bizim beklentimiz şu: dünya üzerindeki bir damla su ne artar ne azalır. Dolayısıyla en büyük korkumuz bu kuraklığın peşine, özellikle bahar aylarından sonra, Mayıs, Haziran'dan sonra şiddetli yağışları bekliyoruz. Bu anlamda özellikle ilgililere de sesleniyoruz. Önlem almak gerekiyor. Çünkü evet, düşmüyor. Hala kuraklık devam ediyor. Şu birkaç gündür, birkaç haftadır meydana gelen yağışlar bizi şey olarak görmesin. Yani şunu görmemek lazım. Evet, yağış tekrar başladı. Toprak suya doydu. Hayır. Toprağın suya doyması birkaç haftalık bir olay değil. Geçmişte yaşadığımız mevsimleri yaşamaya devam ederse, başlarsak, o zaman toprak suya doyar. Burada dikkat ederseniz heyelandan ziyade son günlerde kaya düşmesi vakalarını sık yaşamaya başladık. Bu da yağışlara da bağlı tabii. Kayayla yağışı ilişkilendirebilirsiniz. Çatlaklarındaki suyun etkisiyle zaten kendini zor tutan kaya ortamında da yenilmeler meydana gelebiliyor. Ama bizim korkumuz bahar ve baharı yaza bağlayan aylarda aşırı ani lokal yağışların öngörülemeyen taşkınlara sebep olacağı yönünde. Tabii ki taşkın ve heyelan da birlikte düşünmek lazım. Mevsimlerde sadece iki mevsim artık. Hani mevsimleri dört aya bölerdik. Hayır, artık değil. Baharlar birer ay. Yaz ve geri kalanı da kışa böldüğümüzde şey oldu. Bir değişikliği yaşıyoruz. Bu da iklim değişikliğinin önemli etkilerinden biri. Ama biz bunu hani mevsimler değişti, sel de başka aylara kaydı dememiz pek mümkün değil. Biz şunu, kuraklık çok fazla olduğu için meydana gelecek aşırı yağışları da geçmiş yıllara göre biraz daha erkene olabileceğini düşünerek, öngörerek bunu söylüyoruz. Çünkü gerçekten birikti, gerçekten. Bu nihayetinde bir noktadan sonra artık patlayarak yeryüzüne ne yapacak? Dökülecek. Biraz daha erken bekliyoruz. Çünkü sistem tamamen değişti. Sistem tamamen bozuldu. Ama bu sürekli böyle devam edecek mi, etmeyecek mi? Bunun yorumunu yapmak mümkün değil. Çünkü iklim değişikliğinin etkileri birkaç yılda, 3 senede, 5 senede bize somut kanıt verecek şeyler değil. Belki de bu doğanın kendi kendine farklı bir nefes alma şekli. Biz bunu iklim değişikliğine bağlıyoruz. Bunu önümüzdeki 5-10 yıl içinde maalesef izleyeceğiz. Şey çekti. 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 Şey çekti.